Bu kavramı ya duyduk ya da yaşadık. Mobbing, iş hayatında sıkça rastlanılan bir durum haline geldi. Daha çok mobbing yaş aralığı olarak baktığımızda, yani bütün herkese mobbing uygulanabilir. Ama yaş aralığı olarak baktığımızda daha çok 29 ile 33 yaş aralığında mobbing uygulandığını görüyoruz. Daha çok potansiyel zekası yüksek, daha çok kendini gösteren personele, zeki personele veyahut da ilerlemesi önü açık olan personellere daha fazla mobbingi maruz kaldığını görüyoruz. Mobbingle Mücadele Derneği Konya Şube Başkanı Adem Fidan, çalışanı iş alanından uzaklaştırmak için sistematik yapılan eylemlerin mobbing olarak adlandırıldığını söyledi. Kişiyi sistematik olaraktan oradan, yani iş alanından uzaklaştırmaya çalışmak demek ana konusuyla. Kişiye tutanaklar tutulabilir, kişiye işte giriş çıkışına müdahale edilebilir, giyimine müdahale edilebilir ve bu sürekli sistematik olarak yapılabilir. O aşağılanabilir, onuruyla oynanabilir, gururuyla oynanabilir. Yani herhangi bir şekilde sürekli sözlü tacizler olabilir ve ona sürekli bir müdahale edilerekten iş yapma potansiyeli engellenerek kişinin sistematik olaraktan oradan uzaklaştırılması sağlanır mobbing vasıtasıyla. Çalışan kendisine mobbing uygulandığını nasıl hisseder ve bu eylem olması halinde nasıl haklara sahiptir? Biz onlara bir not defteri tutmalarını, günlük tutmalarını tavsiye ediyoruz. Hangi gün ne yapıldı, tutanak mı tutuldu, onlarla alakalı ikili ilişkilerde neler yapıldı, işte mailler, yazışmalar, bunların kayıtlarını tutaraktan hukuki olaraktan aslında bu bir iş davası. Mobbinge maruz kaldığıyla alakalı dava açma hakları tabii ki var. Ama bunu net bir şekilde kanıtlamaları gerekiyor. Her olaya da mobbing dememeleri gerekiyor. Mobbing olduğunu düşünüyorlarsa hukuki olaraktan bunun önü açık. İş davası olaraktan bir şekilde hukuki olaraktan dava açabilirler tabii ki.